Arkadaşlar sonunda hepimizin beklediği Yorubaf'ın gelmesi kesinleşti. Sadece tarihi belli değil. Benim tahminimce yeni yılda çıkartabilirler oyuna. Şu an söylenen özellikler bazı şeyler değiştirilebilir dediler. Fakat az çok buna benzer yetenekler olur. İlk yeteneğimizdeki değişiklik bildiğiniz gibi iki tane ayak izi atabiliyordunuz yoruyla. Artık bu ayak izleri kalktı oyundan. Ayak izi atamıyorsunuz. Ayak izini iki kere atabiliyordunuz. Onun yerine bir tane klonunuzu atabileceksiniz. Bildiğiniz League of Legends'daki Shaco karakteri gibi kendi klonunuzu yollayabileceksiniz. Bu klonu kestikleri zaman da rakipler etkisiz hale gelecek diyor. Yani etkisiz halinden kasıt acaba silahsız mı kalacaklar? İşte Breach'in E yeteneği gibi sarsılmamayacaklar, sıtanmayacaklar? Ne olacak daha belli değil. Havaya uçup patlayarak e, düşmanları etkisiz hale getiriyor diyor burada da gördüğünüz gibi. Yani nasıl bir etki yaratıyor onu daha bilmiyoruz. Fakat bu yeteneğin gerçekten de güncellenmesi gerekiyordu. Çünkü hani e, yorunun sahte ayak izleri aşırı belli oluyor. Adam mesela koydu ilerletiyor anlıyorsunuz yani sadece düz bir çizgide gidiyor fakat artık görsel olarak da adamlar yoruyor yani sizin klonunuzu göreceği için hem adamlara daha çok inanacak yani sizin ge gerçek olabilme ihtimalinize hem de patladıktan sonra rakipleri etkisiz bırakacaksınız. Bu yönden çok iyi bir özellik olmuş. Yani gelmesi de gerekiyordu fakat yani 1'e düşürmüşler. Ayak izleri 2 tane atabiliyordunuz. Klonunuzu 1 tane atabileceksiniz. Bence yeterli. Çünkü aşırı e, güçlü bir yeteneğe çevirmişler. 2 tane olsa zaten bayağı oyunun e, dengelerini bozabilirdi. Şimdi gelelim diğer özelliğine. Flashlarında bir düzenleme yok. Flash'ları hala aynı. 2 tane atıyorsunuz. E yeteneğinizin hızını %20 arttırmışlar. Hani ışınlanmaya atıyorsunuz ya. 100 hızla gidiyorsa 120 hızla gidecek artık. Hızı neyse %20 artmış. Şimdi gelin bir de videomuzu izleyelim. Bir tane daha önemli güncellememiz var yoru hakkında. Zaten videomuz Valorant'ın resmi sayfasından paylaşıldı. O yüzden gelmeme ihtimal yok arkadaşlar. C yeteneğimizi altta görüyorsunuz. Bir tane var yani iki tane yok. Bire düşürmüşler. Q yeteneğimiz hala aynı. Yalnız ışınlanma yeteneğimiz iki tane. Yani ışınlanmayı iki kere atabiliyorsunuz. Işınlanmada bir olay daha var. Fake ışınlanma verebiliyorsunuz. Bakın şimdi zaten videodan anlayacaksınız. Gördünüz mü? Işınlanma sesi geldi fakat ışınlanmadı. Rakipler arkasına döndüğü zaman sizi göremeyince siz ön taraftan çıkıp rakipleri indirebileceksiniz. İsterseniz de ışınlanabileceksiniz yani. iki tane seçeneğiniz olmuş oluyor. Aşırı etkili bir şey. Hızındaki artışı da anlayacaksınız zaten. Bakın ne kadar hızlı gidiyor. Şuraya dikkatli bakalım. Hızı görüyor musunuz? Bir saniyede gidiyor. Bak tak gitti bile. Adam kurusu çeviremeden gidiyor ışınlanma. Fake ışınlanmayı ver. Daha ayak izlerinin videosu falan yok. Yani klon yaratmanın videosu yok. Sadece bu ışınlanma yeteneğimizin fake verebildiğine dair bir videosu vardı. Videomu sonuna kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı, like atmayı unutmayın. Sağlıcakla kalın.